Türkiye'nin en büyük radyo ve gramofon müzesine geldik. Aaaa! Yanıyor! Bismillah. Kahvemiz. Başrol. Bak, Malatya'ya geldiğiniz zaman mutlaka mutlaka yemeniz gereken. Adı nedir? Kömbe. Tamam. Vay 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 vay. 50 yedim, 50 abi, tane yedim. 50 tane. Levent Vadisi'nde seyir tarasındayız. Gerçekten çok güzel. Yani illa bir elimi değdireceksiniz yani. Güzel güzel çalıyor. Ana, hazır mısın? Hazırım. Evet. Çek o zaman kılıcımı. Kuru çaydan öte yana, yolum düştü Arguvan'a. Sevgili seyirciler, Aslantepe Ören Yeri ile birbirinden kıymetli eserlerin bulunduğu müzeleriyle şahane kiraz yaprağından ekşili köftesi, efsane kömbesi, birbirinden özel lezzetleri ve Karakaya Barajı ile çok özel bir yerdeyiz. Hazır mıyız gezmeye? Güzel insanların yurdu Malatya'dayız, Malatya'da. Gidiyoruz gündüz gece. Sevgili seyirciler, Malatya Akçadağ'a bağlı çok güzel, şahane bir köydeyiz. Çoban Uşağı köyündeyiz ve bizim buranın efsane lezzeti, inanılmaz güzel nimeti kömbe yapacağız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nuran Hanım, Fatma Hanım. Şimdi gelin kaynana mısınız? Evet. Ay maşallah, ne güzel valla. Gelin kaynana gibi değil, o benim kızım. Kızın değil mi? Evet. Evet. Ana kız gibi misiniz? Aynen öyle. Kaç yıl oldu? 11 yıl oldu. Bayağı doğrumuş. Siz burada yaşıyorsunuz. Ana, sen nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dan geldin. Evet. Gelinin yanına geldi. Evet, evet. He. Hı hı. Oy, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. İstanbul'da nerede yaşıyorsun? Maltepe'de yaşıyorum. Maltepe. Ama bu köyün, tabii bu köyde doğdun. Evet, bu köyde doğdum, büyüdüm. Hı hı. Buranın işte geliniyim hem de. Ondan sonra Adana'ya gittim. Adana'dan İstanbul'a. Bayağı gezmişsin sen. İstanbul'dan köye, köyden geri İstanbul'a gittim. Geri gittin. Beğenmedim köyü. Köyü beğenmedim değil. Ya? Hayat beni gezdiriyor. Gezdiriyor seni. Evet. Köy çok güzel yoksa. Köy çok güzel. Ben köyü çok severim. Yani geldin ama köye bak. Evet, köyümü severim. Nurhan Hanım, siz nereden geldiniz? Ben İstanbul'dan geldim. Aa, İstanbul'dan buraya temelli geldiniz. Temelli geldim. İyi maşallah. Valla evet. Helal olsun. Teşekkür ederim. Seni tebrik ediyorum kardeşim. Çoğu insanın cesaret edemediğini yapmışsın. Evet. Memnun musun? Çok memnunum. Harika. Şimdi kömbe denince bizim ilk aklımıza gelenlerden bir tanesi de bizim şahane güzel Malatya'mız. Güzel, ondan sonra şehrimizin şahane köylerinde bu güzel nimet yapılıyor. Şimdi bunu nasıl yapıldığını hep beraber göreceğiz. Evet. Çiçek dalında her şey yerinde güzel. İnşallah güzel Malatya'mıza gelin, siz de burada yiyin. Biz size anlatacağız. İster evinizde yapın, ister gelin burada yiyin. Hadi bismillah, malzemelerimizi sayalım mı? Kıymamız var, evet. Tereyağımız var, cevizimiz var. Yoğurtla salçayı da üstüne sürüyoruz kömbemizin. Tamam, bu üstüne. Arada arılar geldi. Evet. Yani ürün güzel ya, arılar evet. Geldi. Arı güzele geliyor. Arada yani birkaç normalde kömbemiz kavurmayla yapılır ama yaz döneminde olduğumuz için kavurmamız olmadığı için hani köyümüzde yine kıymayla da yapacağız. Yapılıyor. Evet, kıymalı yapacağız. Tamam, açtım abla. Buyurun abla, siz tencerenizi. Kömbe önce nasıl yapılıyor? O inşallah kavurarak başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymamızı alıyoruz tavamıza. Fatma Ana! Şimdi köy mü, bura mı güzel, İstanbul mu güzel? Doğru söyle. Vallahi köy güzel. Bak dedim. Evet, çok seviyorum köyümü. Burada ya hayat var köyde. Ya serbestsin, geziyorsun. Geziyor. Temiz su içiyorsun. Hava temiz. Burada trafik var mı İstanbul'da? Hayır, burada trafik falan yok. İstanbul'da kimde kalıyor? Kızımda kalıyor. Bir oğlum, bir de kızım var. İyi, Allah bağışlasın. Bir köyde yerim var, bir İstanbul'da. Sen, evet. Senin zengini mi var? Yok. Çok şükür. Zengin olan Allah sonra benim. Elhamdülillah. Zengin olan Allah. Evet. Şahane. Şimdi kıymamızı böyle suyunu çekene kadar kavuracağız. Sonra tamam. Tereyağını ekleyeceğiz. Şimdi ana, sen ne yapıyorsun orada? Ben burada hamuru vallahi yoğuruyorum da. Sen hamuru bir yumrukluyorsun sanki. Evet, hamura evet. Mı kızdın sen? Evet evet. Hamura mı sinirlendin? Sen niye hamuru yumrukluyorsun? Vallahi sinirlenmedim de hani gücüm gelse işte biz hanımlar güzel. Beylere sinirlendiğimiz zaman hırsımızı hamurdan çıkarıyoruz. Hamurdan bak, böyle yemin ediyorum. Şöyle. Çünkü başka bir şey bulamıyoruz. Başka hırsımızı şey mi? Başka yerden ne çıkartamadığımız oradan için hamurdan çıkartıyoruz. Hamurdan çıkartıyoruz. Yemeklerden çıkartıyoruz. Aynen. Böyle lezzetli şeyler çıkıyor ortaya. Allah sizlerin eksikliğini vermesin. Amin. Şimdi bir tarafta hamur yoğruluyor, bir tarafta kıymamız oluyor sevgili seyirciler. İnşallah birazdan bizim buranın efsane, şahane kömbesini size anlatacağız. Sizler için yapacağız. Sizler de denersiniz inşallah. Bunu böyle kavuruyoruz. Ölüm olsaydı, ayrılık olmasaydı Malatya'nın, olmasaydı Arguvan'ın, olmasaydı
olmasaydı yar yar yar. Vay vay vay. Şahane, efsane. Kömbemizin kıyması. Anam. Elim yandı. Şahane kömbemizin kıyması hazır. Şimdi ortasını evet. Açıyoruz. Evet. Değil mi abla? Evet. Tereyağımızı tereyağı. Bak 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 bak. Hele hele. Hele bakın. Dur tutacağım. Şöyle tutacağım bir dakika. Teşekkür ederim. Hele bakın. Kim geldi? Tamam. Şimdi efsane Malatya tereyağını görmüş oldunuz. Onu hepsi katabilirsin Nurhan. Hepsi çok olur. Azıcık daha koydum. Çok olmaz olmaz mı? Büyük kömbe ya. Kaynananı olmaz. Dinle. Evet evet. Zarar etmezsin. Kaynananı dinle. Dinle ha, beni. Yeter dinle. Mi? Biraz vallahi. Da kilomuza dikkat edelim. Onun hepsi kilomuza. Yanıyor. Köyümüzü yakacaksın. Tövbe Allah korusun ya. Peçeteyi tutarken peçete yandı. Çınar gel. Çınar da anamın torunu. Evet. Nurdan Hanım da yavrusu, oğlu. Ben Malatyalıları niye çok seviyorum? Ana sen söyle, niye çok seviyorsun? Yani misafirperverliği. Misafirperver. Evet. Ve el bollu. Yani yemek konusunda. Gönlü bol yani. Bir de yiğit insanlar. Evet, yiğit insanlar. Malatyalı dostum olsun, yürü. Evet. Aç, arkana bakma, yürü. Evet, aynı. Vallahi öyle. Oldu mu diyor, ne diyorsun? İyice çekecek. Çekecek bu. Böyle... Baya baya sarı yağ, sarı tereyağı böyle. Evet. Değil mi? Malatya'mızın özel tereyağı bu. Rengini de verdi şu anda kıymaya sevgili seyirciler. Çok güzel bir yerdeyiz. Mesela şu tarafa gitsem mesela buradan kayısıları alacağım. Mesela evet. Buraya gitsem buradan dutu alacağım. Evet. Ana nereye gideyim başka? Başka valla şuradan tavuk var, tavuk alabilirim. Şurada tavuğu alacağım. Alabilirsin. Alabilirsin. Orada tavuklar mesela, tavuklar var. Yani yumurta yapar, kümes, küçük bir kümes kurarsın. Aynen ama şu var meyve olarak yani çok zengin bir evet, de dallar maşallah kırılıyor. Evet, kayısımız olur burada, armudumuz olur, cevizimiz olur. Yani her türlü meyvemiz olur burada. Çobanuş Ağa'nın en meşhur şeyi ne? Armutlu kayısı, Akçadağ armudu derler. Evet. Çok Akçadağ güzel, armudumuz evet. Daha lezzetlidir. Aa öyle mi? Evet. Kayısı zaten Malatya'nın. Kayısı zaten Malatya'nın ama Akçadağ ve evet. Çobanuş Ağa'nın özel armudumuz vardır. Vay. Var mıdır şimdi? Vardır şu derken. Şu an yok. Yoktur. Sonbaharda. Var mıdır yok mudur? Sanmıyorum. Şu an yani küçüklerdir yani daha armut, hani. Armut, Eylül, Ekim arası armutlar olur. Var yani daha küçükler. Aa, Eylül'le var. Şey arası olur. Ekim. Onlar... Ekim. Şimdi ne yapacağız? Un serpeceğim ki kömbemin bunun üstüne açayım. Yapışmasın diye mi? Yok ma evet yapışmasın. Masanın üstüne açıp buraya getireceğim. Aa. Kömeği bunun üstünde mi açacağız? Yok yok, o masanın üstünde açıp buraya koyacağım. Ha buraya koyacağım. Evet, sonra malzemelerini koyacağım. Yanmasın diye katıyorum. Tamam. İşte ha, burada açılacak. Evet. Bunun adı neydi ana? Oklava. Merdane. Merdane. Şimdi ne yapacağız? Şöyle açıyoruz, incelteceğiz. Şimdi bu böyle ince ince açılacak. Tepsinin büyüklüğünde. Tamam. Kaç kat olacak? İki. İki kat, ha iyi. Bu alta. Sonra bunun içine malzememizi koyacağız, kıymamızı. Tamam. Tekrardan onu açıp üstüne kapatacağız. Ha, süper. Yoğurtla salçamızı sürüp közün üstüne. Közün üstünde kalacak ha bu? Evet. Evet. Alt üstü köz olacak. Alt üstü pişsin. Közün içinde pişecek. Vay göstereceğiz zaten. Bu aslında fırında da pişer. Ya fırında da pişer de fırında şöyle tembel bayanların işi. Ha. Bunun aslı böyle ocakta pişmesi. Eskilerde... Ocak fırın olmadığı için hep böyle ateşte pişirir. Bir de daha tadı daha güzel oluyor. Evet, tadı daha farklı oluyor. Baba ağacın aroması mı geçiyor, közün böyle bir tadı mı geçiyor böyle daha farklı oluyor evet. Yani. Ben bir daha çevireceğim, öyle açacağım. Nurhan sen o tarafta bir aç. Ya da yok böyle açacak. Ha. Öyle mi açacaksın? Heh, büyüsün. Ben yardımcı olayım. Teşekkür ederim gelinim. Vay maşallah maşallah. Nasıl tatlı dilli kaynanan vardı. Evet. Evet. Teşekkür ederim gelinim. Dedi bak. Evet. Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep sen yarıyor, neredesin sen? Of, neredesin sen? Dökeyim biraz şuraya? Dur. Kardeşin de biliyor bu işleri ha. Tabii. Yeter mi? Tabii. Biraz daha inceltsin. Biraz daha incelteceğiz. Anacığım. Efendim. Teşekkür et şey gelinine nasıl teşekkür ettin? Teşekkür ederim gelinim. Ay. Kızım benim. Teşekkür ederim gelinim. Evet. Çok seviyorum ben. Sevmezsem hani şimdi her işi buna bırakıp İstanbul'a gidiyorum. Mecburiyim torunlarıma bakıyorum. Tabii torunlara bakıyorsun. Hı-hı. Yoksa gitmezsin. Yok kızım belediye çalıştığı için yani olmuyor. Kızın çalışıyor mu? Evet. Ya ne yapacağım mecbur. Hı-hı. Bu daha çok büyük olmadı mı? Bence yeterli. Yeter. Yeter değil şimdi mi? Bak ne yapacağız Nurhan? Nasıl kaldıracağız onu? Yine un atın böyle birazcık at Nurhan.
Haydi bismillah. Ama buraya ben getireyim. He ana sen çünkü getir ya. Göz girecek altına. Sen getirebilirsin ona. Vay maşallah. Katlayıp koy. Vay maşallah. Yağmur geliyor. Yaz yağmuru. Bu şimdi alt katı bu. Evet, bu alt katı tamam. Katı. Yaz yağmuru dedik de sanki bir böyle bayağı biz ha ana? Yok. Ya yağmaz yağmaz. Kuşat Bey korkmayın. Rabbim bize yardım eder. Amin elhamdülillah. Aynen. Sonra bunu hamurun her yerine dağıtacağız. Ya şu közü koysam mı acaba? Komple dağıtacağız mı? Evet. İçinde ceviz var. Efsane Malatya tereyağı var. Ambele bak. Ama bu kadar. Aha şu kadar var mıydı kız? Vardı. Şöyle bir tereyağı bak. Şöyle yani bir tereyağı var. Malatya sarı tereyağı. Ve efsane kıymamız var. Kıymamız var. Ama en güzel tarafı bol ceviz var yani içerisinde. Yani bizim buraların kömbesi de yani kurban olduğum Allah buraya da vermiş. Evet. Hemen ana. Vermiş. Gel. Dursun ben bunu sonra sıyırırım ben. Ekmeğinle sıyırırım. Tamam. Bak kenara bak. Şimdi kapağını kapatabilir miyim? Burayı komple böyle dolduracağız. Komple sığacak. Tamam. Yani 15 kişilik. 15 kişi. Hı hı. Sevenler için 2-3 kişilik de olabilir. Gerçekten mi? Tabii yani yiyenler çok sevenler için yani şeyleri yiyor. Hani açsan bir de seviyorsan. Seviyorsan yeniliyor yani. Ana aç mısın kız? Yok. Tamam birini eledik sen. Yok. Şu an lezzetleri zaten aslında genelde hangi günler yapıyorsun? Bunu bayramda, seyranda? Bayramda, seyranda, özel günlerde. Annem çok yapardı. He. Benim annem sağ ama vefat etmedi. Yani hani. Kaynanam da çok yapardı. Allah razı olsun. Abi. Allah rahmet eylesin. Bir misafir geliyor denilince hemen böyle seriliyor. Kömbe mutlaka yapılıyor. Kışın kavurmadan yapılıyor. Kışın hayvanı keserler, kavurma yaparlar. He. O kavurmadan yapılıyor kışın. Yazın? Yazın da kıymadan yapıyoruz. Yani hani eti sevmeyen kıymayı, şeyi sevmeyenler patatesden yapabiliyor. Köyümüzün çükeliği vardır, çükelikten yapan oluyor. Eyvallah. Ama özelliği bu. Tamam, şimdi ikinci kata geçelim o zaman. Evet, ikinci kata geçiyoruz. Hadi geçiyorum. Bismillah, şimdi devam edelim. Şimdi bunu alıyoruz, öbür hamurumuzu açıyoruz. Tamam. Ve işte şimdi artık üstünü kapatma zamanı geldi. Yine hamurumuzu açtık. Nurhan kardeşim hamurunu açtı. Fatma Hanım'la beraber şimdi üstünü kapatıyorlar. Ben de şöyle bismillahirrahmanirrahim. Yani illa bir elimi değdireceksiniz yani. Elinizin lezzeti değecek. Bismillahirrahmanirrahim. Benim elim değil Fatma Hanım'ın eli. Ay ben hep öyle derim. Der misin? Evet. Vallahi. Dur. Anneciğim şöyle kenarlarını kıvıralım. Evet. Şöyle kenarlarını kıvırıyorum ki açılmasın. Şimdi bu biraz yağlı olduğu için kıyma geri atıyor. Var ya yani akar. Öyle bir tereyağı koyduk ki maşallah. Ama şifa. Şimdi salçayla yağını süreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şey de alabilir miyim? Tamam. Bu yoğurt mu? Ne bu? Yoğurt. Bizim kendi mayaladığımız yoğurt. Tamam. Bu aralar çok burada dolaşmaya evet. Başladı. Biraz üstüne alabilir miyim? Şöyle bismillah. Hepsini alacağım. Tamam. Yeter mi? Tamam. Zaten bitti. Tamam. Şimdi salça ve yoğurt neyi sağlıyor? Kızarmasını. Değil mi? Böyle üzerinin kızarık güzel olmasını sağlıyor. Hayır. Gidecek. Nereye gidecek? Şimdi bu fırına mı gidecek? Kuzine sobaya mı gidecek? Ondan sonra taş fırına mı gidecek? Hiçbir yere gitmeyecek. Orada 2 saattir falan yanan bir odun ateşi var. Odun ateşinin içine gidecek. Altı üstü böyle pişecek. Ne kadar sürer kardeş bunu pişmesi? Yani ateşimiz güzel olursa 1 saatte pişiyor. 1 saat. 1 saatte pişecek. Şu an hepsi tamam mı? Evet şu an hepsi tamam. Üzerine ne kapatacağız? Sacları kapatacağız. Ben bunu oraya götüreyim mi? Ben ortasını açacağım. Niye açtın ortasını? Ortasını açtım ki içi de pişsin. İçine ateş gitsin diye ortasını şöyle açıyoruz. Ve işte kömbemizin şahane ateşi hazır. Tam 2 saatten fazladır bu odun ateşi burada yanıyor. Közleri oluştu. Şimdi anacığım Fatma Ana ne yapacaksın? Onu buraya mı alacaksın? Evet bunu buraya alacağım. Tamam bismillah. Bismillah. Ha altına mı? Evet. Ha. Vay. Saz ne kadar Nurhan? Bayağı büyük değil mi? Allah Allah. Etrafı hep böyle köz mü olacak? Evet. Evet. Altına koydum bir üstüne. Ben şimdi sana yardım edeceğim de ben nereye atacağımı bilmiyorum ki. yok ben yaparım. Yoksa vallahi yardım etmek istiyorum. Anneciğim biraz da şuraya alabilir miyiz? Alacağım şuraya. Buraya değil mi? Şimdi. Onu içine koyuyorum. Bunu buraya mı? Üstüne içine koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
Evet. Tam buldu değil mi? Tamam. Evet. Oldu mu diyor? Şimdi ha? Bu sacı bunun üstüne tekrardan kapatacağız. Tamam. İkinci beraber sacı tamam. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz mu? Evet. Haydi bismillah. Bismillah. Gördünüz mü? Bak kapatıyoruz ha. Gördünüz mü? Gördün mü? Gördün mü? Hadi bakalım kapattık. Bismillah. Buraya mı? Evet. Vay vay vay. Şöyle. Nereye? Böyle komple sereceğiz. Biraz daha alta koyacağız. Tamam. Var ya bir ateş geliyor oradan bir böyle lav geliyor lav. Şimdi anam yandım kız. Ben alabilirim. Yok ana yok. Sevgili seyirciler altında közü üstünde közü ortasında da şahane kömbesi bir saat mi? Evet bir saat. İnşallah bir saat sonra bizim Malatya'mızın efsane kömbesi hazır olmuş olacak. Sevgili seyirciler, Malatya Akçadağ'da Çoban Uşağı köyünde efsane kömbemiz hazır. Ana hazır mısın? Hazırım. Evet. Çek o zaman kılıcımı. Pişti mi pişmedi mi biz bilmiyoruz şu an. Bilmiyoruz evet. Ama nasip yani kesinmiş normalde. Kesilmiş karpuz şu an çıkacak içinden. Ha, karpuz gibi yani değil mi? Evet evet. Ha, biz bilmiyoruz ki kelek mi olmuş mu değil mi? Evet. Hadi bismillah şimdi, yarabbim inşallah olur. Kıçak Bey bunu kaldıracağız ikimiz. Gelin sen de bize yardımcı ol dur. Dur bir dakika bir dakika. Şöyle öne doğru çekelim. Allah. Öne doğru yanlış attık. Tamam atalım mı? Bunu böyle yere devireceğiz. Tamam. Vay 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 vay. Pişmiş mi? Evet. Pişmiş, evet. Hadi inşallah biraz ya. Biraz yağ fazla olmuş sıkıyor da. Aa şunlar yağlar değil mi? Evet ben demiştim ama. Evet sen o zaman dedin ki yerine koy ya koy ya evet. Koy ya dedin. Ama evet. O daha güzel lezzetli olur. Şu an inşallah. Şu an tepsiyle alacağız. Şöyle tepsiyle alacağız. Bir dakika şöyle. Yok şöyle yani. Kuşat ben size destek oluyorum şöyle. Ha teşekkürler. Gel 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 gel. Allah Allah razı olsun. Gel 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 gel. Tamam. Hey maşallah. Biraz yanlış ama bir şey kömbe. Olmadı. Ama daha güzel ben çıtır çıtır severim. Şimdi bunu nasıl yiyeceğiz? Şimdi bunu böyle keseceğiz. Böyle ortaya mı gelir? Yoksa? Evet. Böyle... Yani normalde kesiyoruz ortaya götürüyoruz. O zaman bir tane alalım. Hadi bakalım. Keser misin? Ben keseyim. Yardımcı olayım ben böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de şöyle tutayım. Şu an var ya cayır cayır yanıyor yani. O kadar sıcak ki tereyağlar hala kaynıyor. Evet kömbemizi alıyoruz sevgili seyirciler. Tabağımıza bir dilimle bizi kandırıyoruz. Ve bu kömbenin ben onu öğrendim. Genelde orta tarafı güzel olurmuş. Ha? Evet. Onu da alayım. Onu da alayım kardeş. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çıkıyor mu? Çıkacak. Bıçak kesmiyor mu diyeceksin yoksa? Ooo bıçıksın mı? Çıtır çıtır. Çok güzel oldu. Acayip güzel oldu sevgili seyirciler. Bizim Malatya'nın olmazsa olmaz böyle. Özellikle böyle bayramda, seyranda ağır misafirlere, hoş misafirlere hoş geldin. Lezzeti, nimeti, efsane kömbesi. Evet. Malatya'da, Akçadağ'da, Çoban Uşağı köyünde sevgili seyirciler. Çok kıymetli Fatma Hanım ve sevgili Nuran kardeşim sizler için yaptılar. Efsane kömbe, afiyet olsun, bereketli olsun. Çoban Uşağı'ndayız. Buyurun gelin beraber olsun. Olsun mu? Olsun, afiyet olsun. Olsun. Sevgili seyirciler, Malatya'da Akçadağ'da muhteşem bir yerdeyiz. Efsane bir yerdeyiz. Levent Vadisi'nde seyirt arasındayız. Gerçekten çok güzel. Şahane bir yer ve tek başımıza tabii çıkmadık buraya sevgili Cihan Özdemir'le beraberiz. Evet. Şimdi çok özel bir yerdeyiz ama insan böyle evet. Bir korkuyor. Ya dünyanın... Yani evet ayrı bir heyecan, ayrı bir adrenalin şu anda yaşıyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz aslında. Yani biz de burada... Belki onlarca kez çıktık bu seyir terasının bu teras kısmına ama her çıktığımızda bu heyecanı biz de gelen misafirlerle yaşıyoruz. Levent Vadimizi evet. Anlatacağız. Kim anlatacak? Akçadağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Özdemir bize anlatacak. Çünkü gerçekten yani mutlaka
görülmesi gereken yerlerden birisi. Ama böyle bir adrenalin var, heyecan var. Zaten orada yazıyor işte. İşte kalp rahatsızlığı olanlar. Ondan evet, evet. 10 yaşından küçük çocukların girmesi. Güzel ama sakıncalı olan noktalar yazdık. Çok sağlam bir yerdeyiz ama değil mi? Allah'ın izniyle. Yani evet, tabii son derece güvenli. Her ne kadar burada bir adrenalin, bir macera yaşıyor olsak da tabii yapılışı ve sonraki süreçlerde bakımı, tadilatı ve rutin bakımları neticesinde son derece güvenli bir ortamdayız. İnşallah. Hem seyir terasımızın içi hem de bu balkon kısmında güvenlik açımız açısından bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi herhangi bir sıkıntımız yok. İçerisi tamamen cam. Evet. Onun bir de dışarısı var. Burası da normal demirlerden evet, evet. Oluşuyor. Ben, burası 2011 yılında Malatya Valiliği tarafından yapıldı. Hı. Projelendirilip hayata geçirildi. Kültür Müdürlüğü. Malatya Turizm ve Kültür Müdürlüğü ile beraber gerçekleştirilen bir projeydi. Daha sonra ilimiz tabii 2014 yılında Büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla birlikte seyir terası ve etrafının teslimi, kontrolü ve bakımıyla alakalı her türlü iş ve işlem Akçadağ Belediyesi'ne, bizim belediye ofisine geçti. Şahane. 2014 yılından itibaren burayı vatandaşlarımızın hizmetinde kullandırıyoruz. Tabii sadece seyir terası boyutuyla değil, vadi boyutuyla değil, tabii yukarıda buranın devamı olarak yapmış olduğumuz şey restoran kısımları, bir macera parkı kurduk burada. Daha yukarıda otopark alanının hemen ileri kısımlarında yapmış olduğumuz kamp alanı, orada otel kısımları, tabii buraların inşaatlarında şu an yarım olan işlerimiz var. Tamamlanmak üzere olan işlerimiz var. Bunları tamamladığımız anda hakikaten burası bölgenin ve ülkenin bir çekim merkezi haline gelecek. Hem kendi bütçemizden hem de bakanlıktan, Kültür Bakanlığı'ndan, Malatya'da bulunan Fırat Kalkınma Ajansı'ndan almış olduğumuz desteklerle inşallah bu yarım kalan işlerimizi de tamamlayıp burayı tam bir çekim merkezi haline getireceğiz. İnşallah. Şimdi bu Levent Vadisi çok önemli bir kanyon aslında. Evet, evet. Dünya çapında. Dünyada kaçıncı? Ya şöyle, uzunluk bakımından olarak. Evet. Yani 28 kilometre uzunluğuna sahip olan bir kanyon. 65 milyon yıl öncesine dayanan bir oluşum burası. Neolitik dönemden kalan oluşumlar var. Tabii burası deniz, sular çekiliyor. Burası deniz miymiş evet, eskiden? Burası. Yani Malatya'da deniz var mıymış? Yani bu bölge için tabii yani. Yalan yok, hilaf yok. Varmış, varmış. Evet, Kivi'nin ispatı da var değil evet, mi? Evet, tabii bu İnönü Üniversitesi'de yapmış olduğumuz oradaki arkeoloji bölümündeki hocalarımızla yapmış olduğumuz çalışmalarda. Burada saha çalışmaları, yüzey çalışmalarında da bulunduk. Bulduğumuz birçok deniz canlısı ait fosiller, bunları da topladık bir kısmını. Tabii kendi imkanlarımız ama daha bilimsel derinlemesine araştırmalar yapılmalı burada. Peki şimdi biz ne kadar yüksekteyiz yani? Yerden şu ne kadar anda 240 metre yüksekliği var seyir terasının. Tabii üstü kapalı bir teras burası. Belli bir bölümü cam ve 240 metre yükseklikte. Tabii şunu da söylemiş olalım. Biz Akçadağ Belediyesi olarak burada tabii depremin girmesiyle birlikte tabii bazı işlerimiz aksamalar oldu ama depremden önceki süreçte de bir pandemi malumunuz. Hı hı. Bir pandemi süreci yaşadık. Ama onun öncesinde biz üst üste 5 yıl boyunca burada doğa sporları festivali düzenledik. Hı hı. Şimdi ortam hakikaten doğal bir oluşum, doğal bir çevre. Doğa sporlarına uygun slackline dediğimiz sporu İsviçreli Samuel isminde bir sporcumuz burada dünya rekoru kurdu. O zaman iple karşıya mı geçti? Evet, işte, burada seyir terasında ipi bağladı karşıya. Kimdi o yapan? Burası yaklaşık 1200 metre. İsviçreli Samuel isminde bir sporcu. Şimdi Türkiye'de Kürşat onun rekorunu birazdan. Kaç kilo? Neler yani yürüdü? Tek eksiğimiz ip. Eğer ipi temin edebilirsek. Acil ip buluyoruz. Nalbur vardı şurada. İleride bir nalbur vardı. Olabilir. Yani. Hakikaten yürüdü yani mü o kadar? Evet, orada dünya rekoru denemesi yaptı ve dünya rekoru kırdı. Bizim Malatyalılar misafirperverdi. Evet, evet. Yani şimdi gelmiş adam rekoru kırmış. Daha bir daha kırmaya. Gerek yok. Gelmiş. Dünya rekoru. Karşısını yemiş. Rekorunu kırmış. Evet. Ama tabii şu var. Hani rekoru kıran bir tabii yabancı bir sporcu ama yerli bir sporcunun. Türk bir sporcunun bu rekoru kırmasını hani biz tabii gönülden istediğimiz bir olay. Tamam. Mesaj alalım tamam. Hemen sağ tarafta cam köprü dediğimiz, Türkiye'de ilk bu cam köprü. Yani yürüyorsunuz altı cam, sağlı solu korumalı şekilde. Burası bir macera parkı. Ha, evet. Tamamen böyle doğal bir macera adrenalin parkı. Evet evet. Ama evet. Ben bu kadar adrenaline dayanabilir miyim? Ben yavaş yavaş içeri geçerim. Yani, niye? Yağmur da başladı. Evet. Çok evet. Teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Sevgili seyirciler, Malatya'mızın çok kıymetli seslerinden Eren Şakar hocamla beraberiz. Çok güzel bir yerdeyiz. Efsane Levent Vadisi'nde. Hava da böyle
Eren hocam, yağmurlu ne yapacağız? Biraz yağmur duygu katar ya bize. Güzel şeker olur. Değiliz ki ıslanalım. Evet, evet. Şeker daha duygulu, yağmurda daha duygulu söyleriz ya. Aynen. Çok kıymetli seslerinizden Eren hocam bize çok güzel Arguan olacak değil mi? Arkamızda şahane Levent Vadisi var görmüş olduğunuz gibi. Hadi türkülerimizi beraber dinleyelim. Tabii ki. Kuru çaydan öte yana yolum düştü Arguan'a. Kuru çaydan öte yana yolum düştü Malatya'ya. Malatya'da bir yar sevdim yollarına ölem ölem. Arguvan'da bir yar sevdim yollarına ölem ölem. Ölem 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 yar yoluna nasıl edem. Versinler o yar bana kapısında köle olam. Hey hey! Versinler o yar bana kapısında köle olam. Sevgili seyirciler, Malatya merkezde Kerpiç Evler'de Türkiye'nin en büyük radyo ve gramofon müzesine geldik. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz Kürşat Bey. Nasılsınız? Emre Bey, Emre Bey şahaneyiz. Emre İnan'la beraberiz. Girer girmez böyle bir nostaljik bir hava karşılıyor sizi. Evet. Değil mi? Fonda Orhan Baba. Açalım biraz Orhan Baba'yı. Koşa koşa. Gidelim mi oraya? Oraya gidelim. Şöyle oraya hemen oraya size bu kısmını tanıtım yapalım. Ve işte tamam. Geldik. Şahane bir gramofonun başına sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz salon tipi bir gramofonumuz. Aynı zamanda görmüş olduğunuz bir radyo çalar, plak çalar olarak karşımıza çıkıyor. Alman yapım bir makine. Orhan Baba, Sevim Abla selam olsun. Valla müzelerde taş plak mı bu? Ya görmüş olduğunuz hem normal plaklar, 33'lük, 45'lik ve long plaklar olmak üzere parça çalabiliyoruz. Bu hangi tipi? Salon tipi mi? Bu salon tipi bir gramofon çalarımız. Hem radyo çalar hem gramofon çalar. Şimdi eskiden salonda böyle gramofonlar olurmuş. Evet. Böyle misafir falan geldiğinde ya da işte yalnızken böyle oturuyorsun. Böyle dinliyorsun keyiflice. Hatta bunların biraz daha profesyonel olanı hem televizyon, hem plak çalar, hem radyo çalar. Şöyle karşı tarafta görebiliyorum. Vay dur ona bakalım. Biraz kısıyorum Orhan Baba'yı. Çok az şöyle. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şöyle görmüş şöyle olduğunuz geçtim. Gibi bu alanda geçtiniz. Hem plak çalarımız hem radyo yayını yapmak için kullanılan bir radyo çalarımız ve televizyon. O döneme ait. İşte artık. Asıl salon tipi dediğimiz salon tipi. Plak çalarlar. Bunlar. Bu biraz da zengin iş mi? Emre? Kesinlikle. Biraz sanki, böyle üst düzey. Biraz üst düzey değil mi böyle? Evet, ailelerin tercih etmiş olduğu. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok şık yani, çok zarif. Her şey içerisinde var. Gramofon kesinlikle. Var, radyo var, televizyon var. Muhteşem. Biz bunu hiç görmedik tabii, hatırlamıyoruz bunları. Yani. Bunlar biraz daha lüks kesim. Filmlerde bile bu tarz böyle set halini görmeniz biraz nadir diyebilirim. Yok, filmlerde kesinlikle. Yani aslında. Avrupa'dan getirdiğimiz, Türkiye'ye getirilen makineler. Çok güzel. Kaç parça ürün var bizim müzemizde toplamda? Toplamda 703 parça eserimiz bulunmakta. Şöyle parça. Devam edelim isterseniz. Tamam, devam ediyoruz. 703 parça Türkiye'nin radyo, en büyük gramofon. Radyo gramofon müzesindeyiz şu an. Görmüş olduğunuz fonograflar. Yani bunlar en eskileri. Ses fonograf kayıtçı ne? Genellikle bu silindir olan kısma. Şu. Evet. Üzerindeki kısımlara ses kaydı yapıyor. Tamam. Mesela bunlar 1870'li yıllardan başlıyor. 1900 yılların başlarında daha yaygın olarak kullanılmış. Hı. Müzedeki en eski parçalarımızdan birkaçı. Bu kayıt cihazı mı yani aslında? Evet, fonograf, ses kayıt cihazı. Tamam. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi müzik kutuları da, laternalar da. Bunun yanı sıra sahibinin sesi diye adlandırdığımız plak çalarlarımız mevcut. Şu kısımda işte görmüş olduğunuz gibi teneke olan kısmın üstlerinde delikleri var. Hı. Kutunun içerisine koyduğunuz takdirde tınılarla, ses müzikle, hatta eskiden küreler vardı. Sarılacak içerisinde müzik çalardı. Evet. Laterne sistemi. Aslında mantıken bunlar en eski üretilenleri 1890'lı yıllara kadar dayanıyor. Şahane. Şimdi nereye gidiyoruz? Hemen şöyle bir vitrinimiz var. Eskiden 1920'ler, 30'lar, 40'lar görmüş olduğunuz bunlar döneme ait olan mikrofonlar. O sahneden aşağı doğru süzülen mikrofonlardan tutun. Görmüş olduğunuz gibi rengarenk farklı üreticilerin üretmiş olduğu yıllara dayanan
mikrofonlarda müzemizde sergilenmekte. Çok güzel. Bunlar tabii kaç yıl öncesine ait yaklaşık? 1920'ler, nereden baksanız yani 100 yıla yakın bir süreç. 1940'lar, 50'ler, 60'lar tamamıyla müzemizde sergilenmekte. Nereden aklınıza geldi? Burası da aslında Malatya'nın basın birimini ortaklaşa proje yürüterek özellikle koleksiyonların bir araya getirmiş olduğu, halkın gerçekten de böyle bir şeye ihtiyacı varmış. Ne burası güzel. Da yıllık yaklaşık 70 bin, 80 bin ziyaretçi alıyor müzemiz evet. Ve ücretsiz. Yani Malatya'da hiç aklımıza gelmeyecek müzeleri gördük yani. Kesinlikle. Hani tarih çok eski ama bu arada yakın tarihle alakalı da çok güzel böyle hani tam böyle antika diyeceğimiz eşyaların, eserlerin sergilendiği çok güzel müzeler var. Şimdi nereye gidiyoruz? Şöyle üst kata çıkarın. Görmüş olduğunuz alan Malatya mimarisine uygun bir şekilde tasarlanmış kerpiç evler görünümlü betonarme binalarımız. Şimdi neredeyiz Emre'ciğim? Bu kısımda da Fahri Kayan köşesindeyiz. Büyük üstad. Malatya'mızın yetiştirmiş olduğu çok önemli üstad. Değerlerden. Hem bestekar hem çok değerli bir sanatçımız. Ne çok eserleri var değil mi? Sunan var. Sunan ama parçası zaten özellikle. Zaten oy demeye geldim. Oy oy demeye geldim. Evet. Özellikle bu parçalarda çok sazlı sözlü söylenen Malatya özgü türkülerimiz. Evet. Oo benim en sevdiğim. Ayrılık ateşten bir ok. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, ben nasıl yanmayan dağlar, 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 of of. Ben nasıl yanmayam dağlar, 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 of, dağlar, of. Nasıl yazdın bunu? Ağzınıza sağlık, çok güzel seslendirdiniz. O kadar güzel, eyvallah, çok güzel. Bunu okudum ki hani şarkıyı zaten hepiniz biliyorsunuz bu şahane eseri. O kadar güzel türküler yazmışlar ki hani hangi duyguyla yazdınız bunu? O dönem özellikle Fahri Kaya'nın ciddi anlamda Malatya'ya katmış olduğu eserleri olsun, türküleri olsun bizim için gerçekten müzik anlamında büyük değer. Çok güzel eserler, türküler var. Kimler? İşte Fahri Kaya. Fahri Kaya'nın böyle kıymetli üstadları unutmamak adına biz de hatırlatmaya çalışıyoruz. Burada da unutmaması adına bir köşeye zaten adı verilmiş bir şekilde. Şimdi içeri giriyoruz. Şöyle buyurun. Ve işte hem ülkemizin gururu hem güzel Malatya'mızın gururu 8. Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal. Ben çok severdim biliyor musun? Hani Tonton amca derlerdi böyle, hem çocuklar çok severdi. Tam bir Malatyalıydı yani. Kesinlikle. Allah razı olsun. Bakalım cennet olsun. Buraya geldiğinizde birebir değil mi ölçü? Birebir yani, ölçülerine uygun bir şekilde tasarlanmış boy, mumu heykeli. Kilo, olarak. Boy evet. Tamamen birebir. Rahmetliyi görmüş gibi oluyorsunuz yani. Burası siyasal iletişim ve radyo köşesi. İşte evet. Demirel var, İsmet Ünönü var, rahmetli Alparslan Türkeş var, Bülent Ecevit var. Onların hepsi burada görebiliyorsunuz. Bunlar ülkemize çok güzel hizmetleri olan insanlar. Evet. Rahmet, bir de Turgut Özal'ın böyle sosyal bir tarafı da var değil mi? Mesela köprüden geçerken değil mi? Evet, kaset koy, Semra derdi eşine, evet, Semra Zula. Seslenirdi. Evet. Bir kaset koy Semra Hanım dinleyelim şeklinde. Dinleyelim. Aynı zamanda sosyal de bir insandı. Kesinlikle. Müziğe, sanata ve sanatçıya da çok önem verirdi. Malatya için, ülkemiz için büyük bir değer eyvallah. Aslında. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun devam edelim. Buyurun. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kat burası eski bir aslında Malatya evi gibi mi? Kesinlikle. Görmüş olduğunuz aslında Malatya mimarisine uygun bir şekilde tasarlanmış. Aha. İki katlı kerpiç ev görünümü şeklinde betonarme binalarımız. Hı hı. Bu binalardaki üstte, bölmeler... Çok özür dilerim. Üstte böyle hezenler mi olur Malatya evinde? Evet. Ahşap olarak. Ahşap olarak. Görmüş olduğunuz gibi tahtalarla çevrilmiş. Odaların bölmeleri kat kat, işte aileyle kalıyorsa çocuklarına ait bir oda. Bunun yanı sıra evli bir çift varsa, yani evlenmiş kızı, oğlu varsa aileyle birlikte kaldığı. Burası neresi? Bu kısım evin orta kısmı. Hayat. Hayat alanı. Burada yaşam alanı, burada herkesin ortak yaşadığı yer. Hol dediğimiz bölüm yani. Tamam, burada neler var? Şöyle sağ taraftan devam edelim. Devam üzerimize. Edelim, buyurun. Bu kısımda ise 1950 yıllara ait olan hemen şöyle hem plakçalarımız hem de radyomuz var. 1954 model Alman yapımı çok özel bir plakçalar. Şöyle hemen gösterelim. Vay. Güzel güzel çalıyor.
Sesi ne kadar güzel. Analog ya, böyle dijital hiçbir şey yok. Her şey çok daha güzel duyuluyor. İşte basları, tizleri. Biraz açabilir miyiz? Hemen şöyle ses veriyorum. Allah Allah! Çok güzel ya. Yani bizim dinlediğimizden, bizim şu an son model dinlediğimizden çok daha kaliteli çıkıyor. Kimdi? Orhan Gencebay. Orhan Baba. Orhan Baba yine sen. Çok güzel ya. Ümitsiz aşk parçası. Ümitsiz aşk. Selamını kestim ben. Allah Allah. Orhan Baba buraya gelmelisin. Kendini dinlemelisin yani. Çok güzel değil mi? Aç sesi ya. Burada da küçük küçük çeşit çeşit radyolarımız var değil mi? Evet, günümüze yakın süreçler. 90'lar, 80'ler, 2000'li yıllar. Ama en ilginci 1975 model. Hong Kong yapımı. Belki ilk defa duyacaksınız. Tuvalet radyosu. Nasıl yani? Hemen şöyle gösterelim, pembe olan. Gördüğünüz 1975 model Hong Kong yapımı bir tuvalet radyosu. Tuvalet kağıdı mı o? Tuvalet kağıdına sarılmış. Üst kısmında ise radyo aksamı Allah mevcut. Allah. Duvara monte edilecek şekilde tasarlanmış. Böyle işte doğrudur. Yani banyoda evet. Tuvalette dinlemek için radyo kesinlikle yapmışlar. Hatta şöyle görmüş olduğun yine aynı şekilde Hong Kong yapımı 1972 model bilezik radyo. Yani o görmüş olduğun kısım yuvarlak kısmı açılıyor. Bileğinize geçiriyorsunuz. Şu şekilde bilezik gibi hareket halindeyken de radyoyu dinleyebiliyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle anlatıyoruz da. Yani eskinin olmazsa olmazı. Yani ajanslar dinleniyor, savaş haberi oradan alınıyor, türküler, şarkılar oradan biliniyor. Nasıl duyulacak, nasıl bilinecek o türküler? Öyle duyulmuş yani. Kesinlikle. O Muharrem Ertaşlar, Hacı Taşanlar, eski o türküler. Televizyon yokken radyo vardı. Kesinlikle. Ama biz tuvalet dizisini ilk defa gördük. Onu da görmüş olduk. Bu kadar radyoyu nereden buldunuz? Bunları da Türkiye genelinde özellikle antikacılardan, bunun yanı sıra müzayedelerden, antika evlerinden tek tek toplayarak 703 parça eseri bir araya getirerek Malatya Büyükşehir Belediye Bünyesi'nde ücretsiz olarak ziyaret açık hale getirdik. Şahane. Buyurun devam edelim. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kamp radyomuz var. Japon yapımı 1980 model. Gördüğünüz gibi dış görünüm olarak da farklı bir forma sahip. Evet. Yeşil bir renk ve gördüğünüz gibi iki tane de aydınlatmak için kullanılan ampuller tercih edilmiş. Nasıl çalışıyormuş o? Bunların ekstradan yani radyo kamp için özel olarak tasarlandığı için ekstradan üzerine lambalar yerleştirilmiş. Hı, eyvallah. Bir diğeri ise Speed of Lois. Bunlar görmüş olduğunuz gibi uçak radyoları. Aa. Aslında bunlar çok fazla yani 4 bantlı 5 bantlı frekansa sahip. Yani bu şu demektir. Kıtalar arası geçiş yaptığınızda bile frekans yakalayabilen çok özel tasarımlardır. Evet. Hemen şöyle gösterelim. Dünya haritasından da çok farklı ülkelerde, kıtalarda hemen şöyle görebilirsiniz. Frekansları yer alan bir diğer radyomuz Japon yapımı 1972 model. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Sevgili seyirciler, Radyo Gramofon Müzesi sorumlusu Birol Bey'le beraberiz. Çünkü Malatya'nın bir radyo geçmişi de çok önemli değil mi? 1900 evet. Kaçta başladı? 1962-80 yıllarında Şehit Kemal Özalper Lisesi'nin Bodrum katında ilk yayına başladığımız. Bodrum katında. Malatyalı bir hemşerimizin İstanbul'dan bu radyo vericisini bize hediye etmesiyle Malatya Radyosu'nun serüveni başlıyor. Başlıyor. 1962 miydi? 62. O zaman tabii İzzet Altınmeş'e falan çıkmış mıydı? Tabii Malatya Radyosu'nda meşhur oluyor. Değil mi ilk yani? Evet. Aslında ünlülerin yani sanatçıların çıkışı da radyo sayesinde evet, oluyor. O yıllarda Doğu'da Erzurum Radyosu ve Malatya Radyosu çok röveştaydı. 80'lerde de ihtilal zamanında Malatya Radyosu kapandı. Tamam. Oradaki ürünlerimizin tamamını orijinal şekilde buraya taşıdık ve... Buraya geldi. Evet. Bunlar var. O zaman tabii İzzet Altınmeşi, sonra Selahattin Alpay, Selahattin abi. Evet. Hepsine selam olsun. Malatya'nın önemli seslerinden. Evet. Ve radyoda ne yapıyorlardı? Programlar yapıyorlar. Tabii programlar yapıyordu. Canlı söylüyorlardı. Canlı. Bütün çok bölge yurt dışından da çok isteklerimiz olurdu. O yıllarda arabesk de biraz yasaktı. Ha, evet, o yıllarda arabesk de yasaktı bilirsiniz. Evet. Yurt dışından da gurbetçilerimiz Malatya Radyosu'ndan çok istek isterlerdi. Şey var mıydı böyle radyo tiyatro oyunları vardı eskiden. Çok tabii. Dilaver Uyan'ın ilk 1962-65 yıllar arasında Dilaver Uyan'ın da burada var. Evet. Radyosu yapıldı.
Yani radyo tabii hikayesi çok başka. Şimdi bunu mesela şimdiki genç kardeşlerimize nasıl anlatılır bilmiyorum ama böyle görmeden sadece duyarak hayran olduğumuz insanlar var. Tipini görmemişsiniz. Hayransınız o radyo işte DJ'lerine, sunuculara, işte haberleri sunan ne kadar güzel sesi var. Ya da işte türkü söyleyenlere, sanat müziği söyleyenlere. Evet. Tipini bilmeden hayran oluyorsun. Hatta aşık olanlar bile varmış. Televizyon çıktı nedir? Dedi ya, diyor ya radyonun resimlesidir. Evet. Yani, radyonun resimlesidir. Hani diyor ya Zeki Müren de bizi görecek. Evet. Tam o işte o yıllar, o çok güzel anlatmış Yılmaz Erdoğan. Tam o yıllar işte tamamen insanların böyle her şey gibi bir şey değil mi? Oradan alıyor. Tabii yani kitlesel oldu. Haberleşme cihazı olarak kullanıldı. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar devam etti radyo. Aynen. Siz de nostalji yapmak istiyorsanız, geçmişte nasıl böyle işte bütün güzellikleri nerelerden geldiğini, hangi iletişim yollarıyla anlatıldığını görmek istiyorsanız, güzel Malatya'mızın şahane müzelerinden birisi olan Radyo Gramofon Müzesi'ni gezebilirsiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Malatya merkezde muhteşem bir sokaktayız. Sanat Sokağı'ndayız. Sanat Sokağı nerede? İnönü Caddesi'nin hemen kenarında. Peki İnönü Caddesi'nin özelliği ne? Tam 12 kilometre uzunluğunda bir cadde. Türkiye'nin en büyük caddelerinden. Düşünsenize bir cadde var 12 kilometre. Şimdi Sanat Sokağı'ndayız. Sanat Sokağı'nda neler var? Kitap okuma, kitap kafeleri var. Restoranlar var, müzeler var. Aynı zamanda ileride çok güzel bir sanat merkezi var. Tam 72 dalda. Kurslar var. 7'den 77'ye bütün işte çocuğundan yaşasın herkes geliyor. İşte gitar, işte bağlama, halk oyunları, ondan sonra bir sürü kurs var ve kurslara geliyorlar. Burada eğitim alıyorlar. Şimdi Sanat Sokağı'nın ilerisi sanat merkezi zaten. Şimdi Sanat Sokağı'na geldiğinizde neler yapabilirsiniz? Kitap kafeler var. Çok güzel, efsane Malatya kahvaltısı var. Biz neye geldik? Kahvaltıya geldik. Buyurun gelin beraber kahvaltıya gidelim. Selamünaleyküm. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk ve Ümit Bey ile beraberiz sevgili seyirciler. Bizim Malatya'nın efsane, şahane kahvaltısını anlatacağız. Hem kardeş. Evet, aynen bana öyle. Bana kardeş de. Kardeş. Ben yemin ediyorum Malatyalılar kadar güzel kardeş diyen birini daha duymadım. Doğrudur. Yakışıyor, ağza yakışıyor. Gerçekten öyle yakıştırıyoruz vallahi biz. Vallahi Allah razı olsun kardeşim. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, Malatya'da hani bir eve gitseniz de bunlar sizi karşılayacak değil mi? Yani bizim kültürümüzde olan şeyler. Değil doğru, mi? Mesela bu nedir? Kayısı reçeli. Olmazsa olmazımız. Kayısı zamanı herkes yapar. Her evde kazan kaynar. Her evde vardır değil mi? Kesinlikle vardır. Kazan kazan yapılır. Kazan yani. Kazan yapılır. Bizim şahane, efsane Malatya'mızın kayısı reçeli sevgili seyirciler. Şöyle göstereyim. Altın, sarı altın. Doğru. Hem sarı kardeş. Altın. Evet evet, sarı altın deriz. Sarı altın. Bizim altınımız. Şöyle. Bu ne şu baştaki? O yoğurt kaymağı. Alabilir miyim bir? Tabii ki. Kahvaltılarımızda biz genelde süt kaymağı değil de yoğurt kaymağı yoğurt tüketiriz. Yoğurt kaymağı. Evet. Yani bildiğiniz yoğurdun kaymağı mı? Evet evet evet, bildiğimiz yoğurdun kaymağı. Şöyle. Katman katman alırız. Ne her güzel. Önümüzde yeriz. Yani kahvaltıda düşünsenize sadece yoğurdun kaymağı var mesela. Evet, yoğurt yok evet. Ama. Yoğurt yok. Yoğurt yok. Yoğurt yok evet. Şöyle yoğurt kaymağımız var. Bunu vereyim üstad şöyle. Bu çok özel bir peynir yine. Ne peyniri? Çökelektir. Maydanozla, baharatla renklendiririz. Kırmızı pulber var evet. Renklendiririz. Öylece var. Tüketiriz evet. Çok güzel. Yani hani Malatya'ya hele bir gelin. Hele Sanat Sokağı'na bir gelin. Gelin. O bizim efsane şahane kahvaltımızı inşallah. Burada ne varsa aynı size geliyor. Bu bize özel değil. Değil mi? Hep aynen öyle. Hani yok yok maşallah. Niye? Malatya'nın sofrası geniş kardeş. Ne yedek? Öyle abi. Biz ne yedek ya? Ne yapacağız? Şimdi başka neler var? Balımız biliyorsunuz. Balımız zaten bizim. Malatya'da arıcılık yaygındır. Arıcılarımız şahane. Üretir. Evet. Malatya balı. Biz böyle Malatya kahvaltısında tüketiriz. Aynen. Şöyle bırakayım. Malatya'mızın peyniri. Bu da Malatya peyniri. Evet. Şöyle, tuzlu mu bu, tuzsuz mu? Hafif tuzludur. Az evet. Tuzlu değil mi? Yani kışlık yapanlar, ileri tarihte tüketecek olanlar tuzlarlar. Hı. Yoğun tuzlarlar. Ama böyle hızlı tüketildiği zaman tuzsuzdur. Evet, az tuzludur. Tamam. Bozulmasın diye çok tuzluyorlar. Bozulmasın diye çok tuzluyorlar. Tamam. Evet. Bismillah. Kahvemiz. Başrol. Bak, Malatya'ya geldiğiniz zaman mutlaka mutlaka yemeniz gereken. Zaten size yedirecekler Malatyalılar da. En şahane lezzet. Adı nedir? Kömbe. Ne var evet. İçinde? Kıyma ve karamelize soğan var. Tabii soğan tadını almazsınız neredeyse hiç. 12 kattan oluşur. 12 kat. Kat kat açarlar ablalarımız, annelerimiz. Kat kat üstüne koyarlar, fırınlarlar ve şöyle kömbe olur. Şöyle evet. Göstereyim. Buna elimi değdiğim için ben yiyeceğim onu. Hatta şuna da elimi değdiğim için ben yiyeceğim. Hatta bunları ben yiyeceğim. Hepsini siz yiyeceksiniz. Çok güzel ya, kömbe
Efsane sevgili seyirciler. Aslında kavurma etle de oluyor değil mi? Evet evet, kavurmalı da yaparlar. Kavurmalı doğru. Da yapılıyor. Patatesli yaparlar. Kıymalı da yapılıyor. Ama en ideali kıyma ve soğanla yapılan. Soğanla yapılan. Evet. Şöyle kömbemiz, bizim Malatya'mızın kömbesi. Bu ne? Mantar mı? Peynir dolgulu mantar. Vay. Evet. Mantarın içine peynir mi koyuyoruz? Mantarın içine peynir koyuyoruz, evet. Peynirli pidemiz. Aa, kahvaltımızın olmazsa olmazı. Gerçekten. Tabii ki. Aa, peynirli pide. Neler var içinde? Normal peynir. Malatya peyniri maydanoz. Var. Maydanoz. Yine kırmızı pul biber. Karıştırırlar. Hemen fırınlarlar. Yani izleyicilerimiz böyle kahvaltıya geldiğinde misafirler bunlardan oluyor mu hepsi? Normalde bizim sattığımız, sunduğumuz kahvaltımızda bu olmuyor. Ekstra, sunduğumuz bir üründür. Evet. Şöyle peynirli pidemiz de var. Bu şimdi kahvaltıda oluyor mu gerçekten? Mercimekli köfte kahvaltıda tüketen de var. Öğlen öğününde tüketen de var. Evet. Akşam da tüketen var. Mercimekli her köfte her öğünde yeriz biz. Evet. Malatyalıysanız her öğün mercimekli köfte yiyebilirsiniz. Bu ne? Çemen. Malatyalı acıyı seviyor değil mi biraz böyle? Çok seviyor evet. Malatyalıysanız, Malatya'yı da seviyorsanız bu çemeni sevmek zorundasınız. Niye? Niye? Çünkü Malatyalısınız. Çünkü Malatyalısınız. Çünkü acıyı seviyoruz yani. Gerçekten güzel. Şahane çemen. Allah. Ya güzel. Yerken çok güzeldi. Bunun sonunda bir kokusu oluyor mesela. Rahatsız etmiyor değil mi o? Yani biz rahatsız olmuyoruz. Evet. Alışkanlıktan mı derseniz biz rahatsız olmuyoruz. Evet, sıkıntı yok o zaman. Olmadıktan sonra problem evet. Yok. Çeşit çeşit peynirlerimiz var bu arada. Onları artık saymıyoruz. Pekmezimiz var. Tahin var. Malatya'mızın şahane tulum peyniri sevgili seyirciler. Yani bence inşallah Rabbim size de nasip etsin. Malatya'ya geldiğinizde mutlaka kahvaltıya gelin. Özellikle Sanat Sokağı'nda. İşte dedim yani kitap kafeler var, işte kültür merkezleri var, işte müzeler var, işte böyle restoranlar var. Buraya geldiğinizde zaten inşallah bunların hepsini tadacaksınız. İnönü Caddesi'nin hemen kenarında. Bu arada İnönü Caddesi'ni mesela kahvaltıdan sonra yürüyün diyeceğim. Hadi yürüyün, hadi. 12 kilometre. Türkiye'nin en büyük caddesiydi. İkinci oldu şu anda galiba. Evet. Van'dan sonra. Türkiye'nin en büyük caddelerinden 12 kilometre İnönü Caddesi. İnönü Caddesi'nden böyle giriyorsunuz Sanat Sokağı'na. Böyle görüyorsunuz kardeşim burada zaten. İnşallah bu şahane lezzetleri yerin diyorsunuz. Malatya güzel, merkezi ayrı güzel, Çiçek Dalı'nda her şey yerinde güzel. Afiyet olsun, bereketli olsun, güzel Malatya'dayız. Buyurun gelin beraber olsun. Olsun mu? Olsun. Olsun. Bekleriz. Çaydan öte yana yolun düştü Arguvan'a. Kuru çaydan öte yana yolun düştü Malatya'ya. Malatya'da bir yar sevdim yollarına ölem ölem. Arguvan'da bir yar sevdim yollarına ölem ölem. Ölem 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 yar yoluna nasır ölem. Ölem 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 yar yoluna nasır edem. Versinler o yar bana kapısında köle olam. Versinler o yar bana kapısında köle olam. Vay vay vay, ağzına sağlık. Sevgili seyirciler, Malatya Akçadağ'ın güzel köyü Esenbey'deyiz. Çok kıymetli muhtarımız Mehmet abimle beraberiz. Muhtarımızdan köy hakkında bilgi alacağız. Çünkü hakikaten genel Malatya ile beraber burada da deprem izleri görülüyor değil mi abi? Evet, evet. Deprem izlerini çok ağır hissettik. Evet, 11 ille beraber. Köyümüzde 84 hanenin enkazını kaldırdım. Bu arada depremden çok köyümüz çok güzel, estetik bir köydü.
Yazın 2500-3000'e yakın nüfusumuz vardı. Kışın 800-900 civarında seyrediyordu. Köyümüz tüm tatil beldesi gibiydi ama o deprem bizi mahvetti. Evet. İşte gördüğünüz gibi şimdi yeni yeni başladık. Herkesi kendi arsasında, yerinde dönüşünde seli konsültasyon ev yapmaya çalışıyoruz. TOKİ müteahhitleri tarafında yapılmaya başlandı. İnşallah bu kış gelmeden herkes kendi konutuna, sıcak yuvasına kavuşur diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Yani aslında hani hep köyleri çekiyoruz ya, bir de böyle bir gerçeği var bizim buraların. Yani hala deprem izleri devam ediyor ama hamdolsun birçok binalar, evler yeniden yapılıyor. Şu arkamda görmüş olduğunuz gibi sevgili seyirciler, çelik konstrüksiyonundan yapılıyor değil mi bunlar? Raylı sistem yine aynı şekilde. Aynen. Yani artık köy evleri de raylı sistemle yapılıyor. Biz onu göstermek istedik. Şurada şu an arkadaş çalışıyor zaten. Bunun gibi mi yapılıyor hepsi? Hepsi bunun gibi. Yani standart 100 metrekare, 3+1. Şu anda 76 tanesinin ihalesi yapıldı. Eksik olanların da dosyalarını tamamladım. Tarım ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki görevli arkadaşlar tarafından. Bu misyonlarda onlar değerlendirilip İnşallah. Bize tekrar devam ettirilecektir. İnşallah. Peki bizim köyde kaç ev yıkılmıştı burada? 82. Can kaybımız var mı? Yok. Allah'a şükür can kaybımız yok. Biz şu an tam olarak aslında Darendi'ye de yakınız. Akçadağ'a da yakınız değil mi? Evet. Akçadağ'a bağlı köyümüz. Aslında Esenbey konum olarak 3 ilçenin merkezinde. Hekiman, Darende, Akçadağ üçgenindeyiz. Yaklaşık olarak bizim Esenbey merkezde ticari olarak 65-70 köye hizmet vermekte. Sağlık ocağı babında, lise babında, köyümüzde lise var. 192 öğrencimiz var, 40'a yakın personelimiz var. Bunun dışında köyde 30 tane esnafımız var. Köy olmasına rağmen 30 tane esnafımız var. Bayağı burası ilçe gibi aslında değil mi? İlçe konumunda, evet. Ticari faaliyetlerin hemen hemen hepsi burada tedariklerini görüyorlar. Yazdırsılar da gelseler bu şekilde. Siz günün akşam saatlerinde görürseniz ana cadde üzerinde bazen trafik tıkanıyor. Maşallah. Buna kadar ihtiyacımız oluyor. Köyde trafik var. Büyük bir köy. Her türlü ihtiyacını vatandaş temin edebiliyor. Çünkü ile merkeze uzak. Darende 30 kilometre, Akçadağ 45 kilometre, Hekiman 60 kilometre. Böyle bir üçgenin içindeyiz. O yüzden konum olarak da yerimiz çok güzel. Aynen. Çok da güzel bir köy sevgili seyirciler. Ama köyün asıl geçim kaynağı? Kayısıcılık. Son zamanlarda yonca, arpa, buğday. Kayısı da iklim şartlarına göre bazı yıllar meyve vermemek zorunda kalıyor. Hı hı. Çünkü soğuktan, buzdan etkileniyor. Şimdi aslında köyün hemen kenarından çok güzel bir dere geçiyor. Evet. Kanyon yakın buraya değil mi? Evet, bunlardan da bahsedebilir miyiz? Evet. Esenbey öyle bir merkezde ki yaklaşık köye 300-400 metre mesafede bir kanadı Gürün Gökpınar'da. Bir kolu da Kangal yöresinde çıkıp Fırat'a katılan Tokma Çayı geçer burada. Tokma Çayı burada mı geçiyor tam? Üç tarafta 300 metre aşağıdan geçer. Buranın tarımsal sulamada çok büyük faydaları oluyor. Hı-hı. Ondan sonra balıkçılık da yapılmakta. Çok balık güzel çıkıyor mu? Tatlısu balığı var. Balık da geliyor bazen. Gençlerimiz bazen balık avlamak için buraya geliyorlar. Çok güzel bir kanyonumuz var. Ben şimdi İstanbul'a gitsem desem ki ya gittim Malatya'ya öyle güzel balık tuttum, öyle güzel balık tuttum mesela. Millet şaşırır ama var mı? Var. Balık var. Değil mi? Olta balıkçılığı da yapılıyor, kafes balıkçılığı ama da yapılıyor. Ama bu Tokma Çayı'ndan değil mi? Tokma Çayı'ndan, evet. Hepsini. Tokma Çayı'nda. Zaten Gürün Gökpınar'da orada çok büyük alabalık çiftlikleri var. Hı hı. Bazen o alabalık çiftliklerindeki yavrular kaçıp buraya geliyor. Burada da alabalık mevcut. Buradan Gürün'deki dostlarımıza, kardeşlerimize sesleniyoruz. Bırakın şu balıklar biraz kaçsın. Kaçsın bu tarafa, büyüyerek gelsinler. Evet, gelsinler. Bir de vadi var burada. Tohma Vadisi. Esenbey merkezin çok eski bir tarihi yok ama benim mahallem var. Yukarıda Şeyh Uşağı dedikleri bir Şeyh mahalle. Şeyh Uşağı. Oranın tarihi yaklaşık 1000 yıl. Maşallah. 4000 nüfusun yaşadığı, büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla 4000 nüfusun yaşadığı bir bölge. Burada İpek yolunun geçtiği söylenir. Zaten bu Levent Vadisi'nden geldiğiniz yol, hı hı, Malatya'nın en eski İpek yolu. Aynı zamanda bu yolun çok büyük bir dezavantajı var. Malatya'nın Karahan Gedi'ndeki yapılan tüneller, bir Allah muhafaza bir sıkıntı olsa bu Orta Anadolu'ya açılacak tek yol burası. Mesela bu yol aynı zamanda Kayseri yolu değil mi? Tabii, Kayseri yolu. Van'da çıkan o işte şeyde Kürecik bölgesinde uçak savar, füze savar istasyonların protestosunda kapatılan yoldan dolayı yol buradan geldi. Buradan Van'dan geldi. Gelen otobüsler hep buradan gitti. Bu yüzden İpek yolu önemli yani, arz ediyor. Tarihte de çok önemli bir yoldu. Güzergahtı burası, evet. Hala da çok önemli. Aynen, o zaman aynen. Gezelim mi güzel köyümüzü? Evet. Buyurun. Buyurun. Sevgili seyirciler, güzel Malatya'nın güzel ilçesi Akçadağ'da Gölpınar Köyü'nde bahçe sahibimiz Merdan Demirtaş abimle beraberiz. Merdan abi, vallahi çalışırken yedim, hakkını helal et. Helal olsun efendim. Beş tane yedim.
Afiyet olsun. Ne diyeyim? 15 de olabilir Merdan abi. Yalan olmaz. Afiyet olsun. Allah hepsi afiyet olsun. Olsun. Sen Malatyalı'dan mal mı esirgeyecek Malatyalı'dan? Hayır canım. Biz, vallahi biz misafir bu. Severiz ya. Allah razı olsun. Evet, biliyorum. Bizim gönlümüz geniş. Bu Sergen dedikleri bu mu abi? Evet. Bu Sergen mi? Şu anda bu altın kaşı dediğimiz gün kurusunun kendisi. Doğal olanı. Bu doğal hani kükürtsüz değil mi? Kükürtsüz evet doğal olan. Doğal direkt kayısı da iniyor sirkelendikten sonra. Tamam. Sergen'e geliyor. Sergen'den sonra kuruduktan sonra çekirdek çıkıp burada seriliyor. Ondan sonra da depoya gidiyor. Bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi yemin etsem başım ağrır mı? Dünyanın en iyi kayısı burada değil mi abi? Dünyanın en iyi kayısı, altın kayısı, şeker paresi Malatya'da yetişir. Değil mi abi? %85'i de yurt dışına ihracata gider genelde. Genelde hep yurt dışı mı oluyor bizim buradakiler yani? %85 yurt dışına ihracata gider. Mesela bu şeylerden bahsediyorum. Kükürtsüz olan yani en doğal haliyle olanlar. Evet genelde ihracata gider. İhracata. Nereye gidiyor yani, abi? Almanya, Amerika, İngiltere. Vay. O tarafa. Yani toplamda 100 civarında ülkeye ihracat yapılıyor. Maşallah. Evet evet. Evet. Peki abi bizim kayısının bu kadar iyi olmasının sebebi ne? İklimle ilgili. Yani havası daha... Doğayla ilgili, havayla ilgili evet. Mesela... Aslında serin bir hava var burada serin, yani. Serin, lezzet oradan geliyor. Oradan geceleri daha serin daha geceleri. Serin, evet. Buna daha kalite mi katıyor abi? Buna bir lezzet katıyor. Veriyor. Bir görüntü veriyor, renk veriyor. Aynen. Mesela şunlar yeni mi serildi abi şu arkası? Şunları sirkeledikten sonra evet yeni serdik. 3 gün, 4 gün sonra toplanacak. Dereler hepsi öyle aynen. Buralar hepsi öyle. Toplandıktan sonra işletmeye gidiyor. Orada çekirdekler çıkıyor, tekrar seriliyor. Tekrar toplanıyor, ondan sonra depoya gidiyor. Vay. Bildiğiniz şöyle göstereyim. Hani lezzet damlıyor böyle çok, akıyor akıyor. Çok altın kayısı dediğimiz renginden alıyor. Yani altın renginden alıyor. Evet. Şöyle gösterelim. Evet. Ve bunlar tamamen doğal, kükürtsüz. Yani atadan, ecdattan nasıl görüldüyse evet, aynı evet, şekilde. Evet. Bu şekilde gün kurusu, günde kurutuluyor tamamen. Hiçbir işlem görmüyor. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bunlara bir şey zarar verecek bir şey yoktu mu burada bir hayvan falan? Hayır, hayır. Domuzlar var ama çok şükür Allah çok şükür zarar vermiyor ya. Gerçekten. Yemiyor değil mi bunları? Gerçekten zarar vermiyor. Allah'ım yani. Çok şükür. Domuzun zarar ya. Vermediği bir şeyi gördüm. Yani buna zarar vermiyor. Vermiyor mu? Ya. Ne yapıyor kenarından gidiyor. Çiftçiye zarar vermiyor. Demek ki çiftçimizi düşünüyor biraz. Düşünüyor. Şimdi evet. Çünkü niye düşünüyor? Evet. Çünkü hakikaten kolaydı. Yani ben de mesela abi yanlış anladım. Şöyle söyleyeyim. Bahçeye girmeden işin zorluğu anlaşılmıyor çok abi. Zor. Ben şimdi az önce girdim ya. Bak vallahi senden çok para istediğimden değil. Normal yem yeme alacağım. Yiyorum ya idare eder bize. İdare eder. Vallahi çok zor ya. Kolay değil. Çok zor. Şimdi zorluklarını da konuşalım abi. Güzelliklerini konuşuyoruz. Şimdi biz burada Haziran'ın sonunda sirkelemeye başlıyoruz. Tamam. Önce dalında sirkeleniyor. Ondan sonra kasalanıyor. Ondan tamam. Sonra traktöre yükleniyor. Ondan sonra seriliyor tekrardan. Tekrardan toplanıyor, tekrar çekirdeği çıkarılıyor, tekrar seriliyor, ondan sonra toplanıp depoya gidiyor. Depoya gittikten sonra bu sefer pazar sorunu başlıyor bizde. Abi bir de pazar olayı var değil mi abi? Pazar sorunu başlıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bizim yani malımız iyi abi, malı iyi olanın müşterisi Bağdat'tan gelir. Yani bizim ne sorunumuz var? Amerika, Almanya her yere gönderiyorsunuz. Gönderiyoruz ama ürün birazcık olunca. Ha değeriyle alakalı sorun. Evet. Hani, evet. Şey fiyatıyla alakalı. 2023 yılında mesela fiyatlar hatta Mayıs ayına kadar Haziran'ın başına kadar fiyatlar kilogramı 200 lirayken 250 lirayken şu anda 120 civarlarında düşük. 100 civarlarında seyrediyor. Çiftçi de burada gerçekten ciddi bir zarar görüyor yani. Aslında şunu diyebiliriz yani dünyada eşi benzeri yok. En iyisi bizde ama fiyat hak ettiği yerde değil. Değil. Çiftçi alın terinin karşılığını alamıyor maalesef. Bu sene malı iyi ama değil mi abi? Bu sene Malatya'nın genelinde tutum %40 ile %50 arası. Öyle mi? Tabii ki. Niye? Senin dallar kırılıyor. Bunlar özel bahçeler. Maşallah. Bunlar bakımlı bahçeler. Genç ağaçlar ondan kaynaklanıyor. Mesela genç ağaç daha mı çok meyve veriyor? Genç ağaç daha sağlıklı, daha kaliteli ürün veriyor. Genç ağaç dedi mesela kaç yaşında o ağaç? Şunlar aşağı yukarı 20 yaşında. Genç mi? Tabii ki. Kaç yaş daha yaşayacak o? 50 yaşına kadar gider bunlar. Maşallah. Tabii ki. Yani 50 yaşında da veriyor mu yine böyle? Tabii tabii kalitesi biraz düşer. Yani bizim burada en büyük sorunumuz şu anda yani ya mazot çok pahalı yani. Biraz mazot almakta zorlanıyoruz. Tabii. Burada Tarım Bakanlığımıza sesleniyoruz. İnşallah abi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na sesleniyoruz. Hem ürünümüzün değeri olsun hem toprak mahsulleri olsun alım yaparsa yapacağını duyursa çok iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü dünyada bu kayısının eşi, benzeri yok.
Yok, bir tane. Yok, bir taneyiz ya elhamdülillah. Abi bir şey söyleyeyim, bal tutan parmağını yalıyordu ya. Evet. Kayseri'de ne oluyordu? Gene yalıyor muydu? Afiyet olsun. Bu bölgenin araziler sulamaya çok uygun. Doğru. Kapalı sulama sistemi olursa daha güzel olur. Buraya su mesela eskiden nereden geliyormuş? Sürgü bölgesinden. Kaç kilometre? 30 kilometre var aşağıda. Nasıl, kanallarla mı geliyordu? Kanallar geliyor ama kanallar artık tahrip olmuş yani. Tahrip olduğu için onların yenilirse aslında, kapalı olursa kapalı daha kapalı sisteme olur. Dönerse vahşi sulama bitmiş oluyor. Hem daha az su gidecek. Çok alan sulanacak. Abi ben bu yediklerimi de helal edersen. Helal olsun. Sağ ol. Ben sana 10 dediydin mi? 30'u falan buldu abi be. Onu. Afiyet olsun. Gene de eder misin? Afiyet olsun. 50 yedim, 50 afiyet tane. Afiyet olsun 50 efendim. Sevgili seyirciler, Gölpınar'ın şahane karşısının çekirdekleri ne oluyor peki? Halime abla, ne oluyor çekirdekler? Çekirdekler mi? Çıkarıyorsunuz değil mi evet, onları? Evet, çıkartıyoruz. Peki tek tek ayırıyor musunuz onları? Ne yapıyorsunuz? Ayırıyoruz. Mesela bu çekirdeklerde bir işe yarayacak mutlaka. Evet. Zaten onun içi yeniyor herhalde. Evet. Değil mi? Evet, fabrikaya veriliyor, üretiliyor. Hayır, onlar çekirdekler fabrikaya mı gidiyor? Fabrikaya gidiyor bence. Aha, şu dışları nereye gidiyor abla, bu kayısının normali? İhracat yapıyorlar bence. İhracat yapıyorlar. Evet. Bunlar daha kurutulacak mı abla? Evet. Daha emek istiyorlar. Nasıl? Emek istiyorlar. Bundan sonra serilecek, kurutulacak. Sonra yine toplanacak, kasalanacak. Abla bu zaten kurumuş. Yine serilecek ya, kurumuş. Bir daha. Bir daha. Aman. Emek istiyorlar. 3-4 elden geçiliyor bu. Oo. Bunu serdik. Kaç gün bekleyecek? Bir gün mü? 2 gün. 2 gün yeter. 2-3 gün. İki, normal üç. Gün ışığında mı? Evet. Güneşte. Açıkta, güneşte. Ha. Temiz yerde. Temiz yerde. He. 2 gün daha, 2-3 gün daha kuracak. Evet. Ondan sonra toplanacak yine. Yine kasaya alacak. Ambarlayacağız. Oo, ben zannettim bitti, fabrikaya gidiyor. Yok. Bir emek istemiyor. 3-4 emek istiyor bu. Evet. Ama çekirdekler bilmiyor. Onu da kurtulacak. Bir kere çekirdek çok emek istemiyor. Çekirdek istemiyor. Çekirdeği evet. Alacağız. Sadece patikler çok emek istiyor. Değil mi? Şimdi yaştır. Serilecek şimdi. Yine kurutulacak, yine toplanacak. Peki Halime abla, onu nasıl çıkarıyorsun? Görebilir miyiz? Evet. Onu çıkarmanın bir özelliği var mı? Evet. Bozmamak da lazım, evet. Değil mi o? Bak sadece şu. Çünkü öyle bir çıkarıyor ki Halime abla, bu normal şeyde belli olmuyor sanki. Evet. Ya, hiçbir yere bak yırtılmamış gibi, değil mi abla? Evet. Şimdi böyle olsa yırtılıyor bak. Böyle. Ha. Bak. Nereden? Olsa... Tam nereden yapıyorsun Halime abla? Yazdım. Ucundan. Şura mı Halime abla, şura mı? Evet, yok. O an. Ha, bunda. Şura mı? Evet. Ucundan. Ha? Şöyle çıkarıyorsun. Evet. Şöyle bak, çıktı. Tekrar burayı şöyle kapatıyorsun. Evet. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Şiresi çıkmasın diye. Ha? Şireyi çıkmasın diye. Ha, çünkü işin de şiresi var. Asıl evet. Lezzeti, tadı orada. Özgür. Ben de. Ne yapıyorsun Özgür? Patik çıkarıyorum. Ne çıkarıyorsun? Patik. Patik mi? Onlar ne? Patik, yani kayısı çıkarmak. Patik. Patik kayısı çıkarmak demek mi? Evet. Sen kaç yaşındasın? 13. Maşallah. Bu öten şeylerin adı neydi bu? Ne böceği bu? Çırçır böceği. Çırçır böceği. Hiç susmuyorlar maşallah. Kayısı yedikçe konuşuyorlar. Evet, değil mi? Kayısı yedikçe muhabbet ediyor, konuşuyorlar. Bunlar hiç susmaz mı? Özgür susmaz mı? Bunlar akşamları biraz sürü. Kış aylarında hiç görünmez bunlar. Kışın yok. Hep de ölüyorlar. Ölüyor mu yoksa yatıyor, uykuya mı geçiyor, ne yapıyor? Koruyorlar. Ölüyor mu? Koruyorlar. Ha. Bazıları koruyor, içinden şey, mesela yaz aylarında içinden şey çıkıyorlar. Koruyorlar, içinden yine bir şey çıkıyor. Çırçır böceği. Yine çırçır. Ben size bileyim, bu çırçır böceği yazın böyle çırçır ötüyor. Niye kışında açlıktan ölüyor? Hayır, soğuktan ölüyor. Yok, açlıktan. Diyor ki ben yazın çalıştım, saz çaldım. Ne oldu? Saz çaldın, sonra param bitti, ne oldu? Kışın açlıktan öldün. Evet. Ama bak biz çalışıyoruz. He mi? Evet. Allah, siz de Viran şehirden mi? Bakayım sen nasıl çıkarıyorsun, bir göster. Şurada. Vallahi ne güzel çıkarıyorsun ha. Yiyor değil mi bazı yerlerini? Evet, bazı yerlerini yiyor. Mesela burası. Yedikçe de sesi açılıyor. Evet. Ondan sonra çırçır türküleri söylüyor. Şimdi şöyle, ben anladım aslında olayı biraz. Mesela şunu aldım. İçindeki şeyin adı neydi? Çekirdek. Şire. Şiresi gitmemesi için yani. Buradan şire bak çıkar... oldu mu bak böyle oluyor. Ha bak, aha Halime ablanı gör. Eğer açık kalırsa şu şire şöyle çıkıyor. Ne oldu? Onun tadı gidiyor bu sefer tamamen. Tat gidiyse de. Böyle olunca. Evet, bura. Böyle olunca bak. Ha. Bu da bak. Halime ablam gösterdi. Bu olması gereken bu. Şiresi içinde kalacak. Bu olmaması gerekiyor. Bunu şimdi nasıl biz mecbur yiyeceğiz bunu şimdi. Çünkü bu olmaz. Değil mi? Evet. Halime abla, bu yenir değil mi? Evet. Çünkü bu gitmez artık. Şu elin Almanlığa, elin
İngiltere'sine bunu nasıl gönderdiniz şimdi? Ne yiyeceğiz mecbur? Şimdi bu kasaların boyutları farklı ya. İçindekiler de farklı aslında. Evet. Yani ayırıyor musunuz boyuna göre? Evet. Mesela bu ıskarta mesela ya bu meyve suyuna gidiyor ya da başka bir şey üretime gidiyor. Iskarta. Meyve suyuna giden buymuş. Ya aslında çok güzel. Fakat hani birazcık daha koyu olduğu için herhalde değil mi? Ya da biraz hafif şey olduğu için. Şiresi çıkmış ya da yaralı olduğu için. Bu ıskartaya gidecek. Şuradakiler? Şuradakiler şey, hoşaf moşafa gidiyor. Hoşaf. En iyisi hangisi Özgür? Bu hoşafa gitmiyor. İslimdekiler hoşafa gidiyor. Ha. Bu? Bu cungusu. Bu en iyisi o zaman. İkisi de aynı. Dünya kabul etmiş onun şifa olduğuna. Hakikaten şifa ve sağlık için çok çok önemli. Herkes doktorların özellikle tavsiye ettiği şahane, efsane, lezzet. Allah'ın bizim güzel Malatya'mıza verdiği inanılmaz güzel nimet sevgili seyirciler. Kays'ın hikayesi devam ediyor. Kolay gelsin. Sağ bereketli ol. Olsun. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.